Sizi daha iyi yerlerde görürüz, umutla bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başkanım, Sorgun'u temsil ediyorlar. Sorgun'un gururu arkadaşlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz ve festivalimiz anısına, Sorfest anısına hediye takdim ediyorlar. Şimdi biz hep karede olalım istiyorum. Şu elleri bir göreyim. Bu karede biz de olalım arkadaşlar. Başkanım çok güzel bir görüntü, görüyor musunuz? Harikasınız. İşte o kare geliyor. Sevgili İlkay Selçuk ve değerli başkanım Mustafa Erkut Ekinci. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Sevgili Kea. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, şimdilik sizi uğurluyoruz. Birazdan bir sizin hitabınız için davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok merzi. Arkadaşlar. Tabii ki. Zabıt ekiplerine gerçekten göstermiş olduğu özelliklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarına, polis memurlarına. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ve buraya gelen tüm insanlara destek olduğu için, bizimle bu sevinci paylaştığı için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ ol. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Çok Kea ikilisi. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Uğurluyoruz sizleri. Çok sağ ol. Evet. Geliyor, geliyor. Az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi ben evet, bir müsaade ederseniz bir telgraf okumak istiyorum. Efendim, Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Yaz Festivali'ne daha önceden planlanan toplantılar nedeniyle katılamadığımı bildirir. Festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Başta şahsımız olmak üzere tüm katılımcılara saygılarımı sunarım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Özdemir, kocaman bir alkış alabilir miyiz? İsmail Bekir'in her zaman hep destek. Çok nazik, gerçekten çok mükemmel bir insan. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz kendisine. Hadi biraz şov yapmayalım mı? Hareketlenmeyelim mi? Evet, yapacağız. Ama ezanımız okunacak. Her şeyin okunacak. Zamanı var, ezanlar okunuyor. Bu arada ezanlar okunurken arkadaşlar, baştan bir anlaşma yapalım. Semicenk sahnesini bölmek istemeyiz değil mi? Bölmeden şöyle tam gaz gidelim. O yüzden birbirini kaybeden çocuklar ve anne babalar, lütfen birbirinizi kaybetmeyin. Allah iyiliğinizi versin. Yani şimdiye kadar herhalde bir 10 kişi geldi çocuğumu kaybettim diye, ya da çocuklar geldi anne babamı kaybettim diye. Baştan anlaşma yapalım. Semicenk sahnesini bölmek istemiyoruz çünkü. Birbirini kaybedenler Halk Bankası'nın önünde buluşsun lütfen. Arkadaşlarımız da yardımcı olacaklar. Baştan bu anlaşmayı yapalım. Bu arada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum sevgili Tuğba. Evet, birazdan Semicenk sahnesinin ortalarında Semicenk'e de yine Sorgun'un bu muhteşem festivalinin anısına bir hediye takdim edeceğiz. O arada Sayın Başkan'ın bir talihli izleyicimiz için hazırlamış olduğu gitarı da imzalatacağız. Semicenk'e de bugün imzalatacağız. Yarın Ali Kınık ve Sefo'ya da imza yaptıktan sonra bakalım talihli kim olacak? Canlı canlı burada çekiliş yapılacak arkadaşlar. Şeffaf bir şekilde. Yapmanız gereken şu. Mustafa Erkut Ekinci ve Sorgun Belediyesi Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmek. Yayınlanan postu, çekiliş postunu beğenmek ve altına 3 arkadaşınızı etiketlemek. Hatta arkadaş önemli değil. Sefo'yu da etiketleyebilirsiniz. Ali Kınık'ı da etiketleyebilirsiniz. Derya'yı da ya da Semih Cenk'i de etiketleyebilirsiniz. Şart bu. 3 arkadaş etiketlenecek. Ya da bizim kendi yerel sanatçılarımızı etiketleyebilirsiniz. Bence bu çok daha şık ve güzel olabilir. Valla bizi de etiketlesinler. Bizi Instagram'da Sunucu Ateş olarak bendeniz. Takibe takip yapalım. Sorgunlarla takipleşelim sevgili Tuğba. Tuğba Kuşti, Tuğba The Magnificent. O zaman... Bence böyle etiketler çok daha şık olabilir. Evet. Arkadaşlar, ezanlar okunmasının hemen ardından kısa bir şovumuz olsun. Atmosferi bir ısıtalım. Ardından da Semicenk'i sahne şovu için sahneye davet edelim. Hazır mısınız kızlar? Evet, o zaman birazdan şovumuzla beraberiz. Ezanlar okunmak üzere. Evet. Geleceğim biraz sonra. Thank you.
İşte güzel sorgunumun güzel insanları Sayın Başkanım. Hitap etmek üzere sözü size bırakıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Kıymetli sorgun hemşerilerim, tabii ki bugün burada diğer ilçelerimizden, merkezden gelen misafirlerimiz var. Gurbetçi misafirlerimiz var. Tabii ki kıymetli protokolü söylemeyi unuttuk ama Sayın Kaymakamımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Muaz Ağan burada. Yine ilgilenen meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve kıymetli protokol arkadaşlarımızın her birine ve ben özellikle heyecanla şarkılara eşlik eden siz gençleri selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sorfest
olarak bugün ikincisini yapıyoruz. Geçen yıl birinci Sorfest etkinliğini yapmıştık. Bugün de ikinci Sorfest etkinliğinin dördüncü günündeyiz. Yağlı güreşler, tasavvuf müziği gösterisi, sonrasında da dün tabii ki sahne alan sanatçılarımız ve bugün yine hep beraber bu meydanları coşkuyla dolduruyoruz. Ben bakıyorum bulvara kadar taşmış kalabalık. Bulvardakilere de selam olsun, Atatürk bulvarındakilere. Buradan bulvar muhteşem görünüyor, harika görünüyor. Yapmış olduğumuz en önemli eserlerden bir tanesi buradan müthiş gözüküyor. Bulvardakilere selam olsun, ışıklarını yaksınlar oradakiler. Kıymetli hemşerilerim, tabii ki bu gibi programlarda zaman zaman siyasi mesaj da vermek gerekir ki o yüzden buraya çıktım. Biraz sizi sıkacağım ama siyasi mesaj vermem lazım. Hakkınızı helal edin. Beni de can kulağıyla dinleyin gençler. Bak can kulağıyla dinleyin, olur mu? Şahsıma tevessül edip Şehrül Emin vazifesini verdiğiniz günden beri emanetinizi başımın üzerinde tutuyorum ve her günüm, her saatim Sorgun'a ne yapabilirim, hangi projeyi gerçekleştirebilirim, nereyi düzeltebilirim diye hep düşünce ve çalışmalarla geçiyor. Zaman zaman beni çarşıda görüyorsunuz, pazarda görüyorsunuz, çalışmaların olduğu yerlerde görüyorsunuz. Azmime, heyecanıma ve çalışma isteğime şahit oluyorsunuz. Ama zaman zaman da öyle anlar oluyor ki insanın morali sıkılıyor, canı sıkılıyor. Böyle nasıl diyelim, sizde de oluyor mu bilmiyorum. Böyle içimizi dışarıya atasımız geliyor. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Bu memleketin geleceğini düşünmeyen, gençleri düşünmeyen, anneleri, dedeleri düşünmeyen insanlar klavyenin önüne geçiyor. Siyasi rant elde etmek için, siyasi rant sağlamak için silahşörlük yapmaya çalışıyorlar. Öyle gel abi. Bakıyorum dünden beri yorumları takip ediyorum. Oradan bir sürü bir şeyler yazıyorlar. Yazan da 3-5 kişi. Fazla değil. Fazla değil, 3-5 kişi. Diyor ki başkan festival yapıyor, gençleri meydana topluyor diyorlar. Evet, festival yapıyorum, sizleri buraya topluyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Kıymetli hemşerilerim, biz görevi devraldığımız günden bugüne kadar Sorgun'un neresine giderseniz gidin bizim izimizi görürsünüz. Bugün bile işte Eymir yolunda, işte Çekerek yolunda, işte İmam Hatip Caddesi'nde, işte İyideli Sokak'ta, işte Yeşilöz'ün kenarındaki derede, İşte Karşıyaka'daki hamamın üstündeki yerlerde, işte Yeni Doğan Mahallesi'nde, işte Ahmet Efendi Mahallesi'nde, Aga Efendi Mahallesi'nde bizim çalışmalarımıza şahit olursunuz. Biz görevi devraldığımızda belediyenin yaklaşık 90 milyon borcu vardı. Bize dediler ki ne iş yapacak, nasıl yapacak, neyle yapacak dediler. Cumhuriyet Caddesi'ne kazmayı vurduğumuzda başkan yanlış yaptı, bu işin içinden çıkamaz dediler. Bitti mi Cumhuriyet Caddesi? Bitti. Memnun muyuz? Hayır. Ben bu meydanı inşa edeceğim dediğimde bana dediler ki yapamaz dediler. Beceremez dediler, yapamaz dediler. Şimdi buradayız, bu meydandayız. Yaptık mı? Yaptık.
Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim ufkumuzda, gönlümüzde, düşüncelerimizde Sorgun için daha birçok proje var. Helal olsun. Bakınız, belediye sadece şehirleşme adına yapılan faaliyetlerle olmaz. Evet, doğrudur. Biz Sorgun'u devraldığımızda Sorgun bir kasaba görüntüsündeydi. Değil mi? Şimdi şehir görüntüsünde. Herkes memleketiyle gurur duyuyor. Sizler de gurur duyun memleketinizle. İmrenin memleketinize. İç Anadolu'nun her tarafında, Ankara'da, Kayseri'de, Sivas'ta, Tokat'ta, Çorum'da Sorgun konuşuluyor. Sorgun! Sizin memleketiniz konuşuluyor. Emin olun, şimdi bu kalabalığın içerisinde Tokat'tan, Çorum'dan, Kayseri'den, Sivas'tan misafirlerimiz var. Onlar da hoş geldi. Ne mutlu bize ki biz giden değil getiren olduk, getiren. Kıymetli hemşerilerim, elbette problemlerimiz var. Elbette sıkıntılarımız var. Çözümü bekleyen elbette problemler var. Benim elimde bazıları sihirli değnek olduğunu düşünüyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok kısa sürede Sorgun'u altın üstüne getirdik, değiştirdik, değil mi? Ama o sihirli değneğin gücü bazı şeylere yetmiyor. Bazı şeylere yetmiyor. Allah'ın izniyle inşallah onları da çözüme kavuşturacak azim, heyecan ve istek yine bizde var. Bunu da hayata geçireceğiz. Şu ana kadar 2019 yerel seçimlerinde taahhüt edip söz verdiğim hiçbir şeyi yapamaz durumda değiliz. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Ne dedikse hepsini hayata geçirdik, yaptık. Yalnız sadece bir konuyla ilgili içimde bir uhde kaldı. O da şudur ki 3000 kişilik bir istihdam demiştik. 1000 kişilik tekstil fabrikası kurduk. Yaklaşık 500 kişilik de bir istihdam sağladık ama 3000'e ulaşamadık. Ulaşamadık. Allah inşallah 2024'ten sonra ulaşmayı nasip eder. İnşallah o zaman nasip eder. Bunu da hayata geçirmek için elimizden gelen bütün gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, Sorgun Belediyesi olarak altyapıda, üst yapıda, çevre düzenlemesinde, sosyal hayatı kolaylaştıracak park, bahçe, dinlenme alanlarının oluşturmasında iyiyiz. Biraz daha belki iyi olmamız lazım ama tabii ki zaman zaman da enerjimizin düştüğü, bazen fitesi geriye attığımız zamanlar oluyor. Ama bundan sonra bizim hızımız daha iyi olacak kanaatindeyim. İnşallah da öyle olur. Kıymetli gençler, peki ben size soruyorum. 2024'te Mustafa Erkut II devam etsin mi? Etsin mi? Bir daha etsin mi? İnşallah 2024'ten sonra da hep birlikte Sorgun'u